Tatil için otellere dünyanın parasını harcama. Tatilde kirala, rahat konakla. Tatildekirala.com. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Koç Dilin'le birlikteyiz. Euroleague konuşacağız artık, alıştık zaten bu girişe. Acaba sen mi yapsan açılışı? Böyle bir farklılık olsun. Demin yaptım zaten Yunanca ama ben yaparsam ne dedim? Ben yapamazsın, yaparım. Hey yo. İşte bunu yapmasın diye aslında biraz engellemeye çalıştım ama hey yo diye de girebilirdik yayına. Tabii süper. Hem böylece güzel. De yayına... Güzel, enerjik girmiş olduk. Aynen, ne yapıyor bu deliler diye başlayabilirsin yani. Gayet de güzel. Yavaş yavaş öyle oraya doğru gidiyoruz zaten. Neden eşofmanla geldiğini bir anlatsana. Neden eşofmanla geldim? Çünkü saat daha çok erken, 10. Hı-hı. Burası bitince ufak böyle bir kahve saati var. Enerji alacaksın orada. O bittikten sonra sahilde ufak yarısı şey yürüme, yarısı jogging. Vallahi ufak bravo, enerjine hayranım. Nasıl bravo? Seninki can, benimki patlıcan mı? Sabah yaptın sporunu. Evet. Ben niye yapmıyorum? Tabii ki yap ama yorul, bir ara yorul. Yani yorulma tabii ki ama böyle bir hani dinlen ya. O spor İnsanoğlu dinlensin. Doğru söylüyorsun. Yapmadığın zaman şey oluyor çünkü. Enerjin daha da düşüyor. Her gün spor yapmak gerekiyor çünkü inan vücudunun aküsü yani. Kesinlikle katılıyorum bu söylediğine. Peki o zaman güzel haberi açıklayalım mı? Oo. Hemen sokağa gidelim mi? Çok heyecanlı çünkü. Ne muazzam oldu ya. Bu Larin müthiş bir kız ya. Şimdi Larin kim diyorsunuz haklı olarak? Larin. O zaman şöyle yapalım. Sokağa gidelim. Merve bildiğiniz gibi sokak röportajı yapıyor bizler için. Bu defa çekilişi yaptı. Sizlere söz verdiğimiz gibi çekilişi bir küçüğün elinden seçildi şanslı kişi. Olan... Hem de onun doğum günüymüş. Böyle bir tesadüf oldu. İzleyelim. Merhaba. Bugün Larin'leyiz. Nasılsın Larin? İyiyim. Neler yapıyorsun? Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaç yaşındasın peki? 4. Ben bir şey duydum. Bugün senin doğum günüymüş, doğru mu? Doğru. Aa, süper. Neler yaptın doğum gününde? Doğum günümü okulda yapacağım. Larin, bizim bir YouTube kanalımız var. Sen izliyor musun YouTube, takip ediyor musun? Evet. Neleri takip ediyorsun? Çizgili film. Çizgi film izliyorsun. Bizim de Koç Dedin diye basketbolla ilgili bir kanalımız var. Biz her hafta orada çekiliş yapıyoruz, sorular soruyoruz. Ve her ay sonunda doğru cevap verenlerden bir kişi bizden tatil kazanıyor sponsorumuzdan. Şimdi bugün de senin doğum gününmüş hazır. Biz senden bir kişiyi çekmeni isteyeceğiz. Bizim için çeker misin? Hı. Olur değil mi? O zaman bunu sana vereyim mi ben? Heh, gel ben tutayım. Sen bir tane çek içinden bakalım kim olacak. O mu olsun? Hı hı. Okumayı biliyor musun Larin? Hı. Ben sana yardımcı olayım. Sen aç bakalım kim çıkacak. Hı. Bakalım kimmiş? Yalım Önlem. Sen de söyle. Yalım Önlem. Evet. Yalım Önlem. Kazananımız. Hı. Teşekkür ederiz Larin. Ey salla. Evet. Çok tatlı bir röportaj. Röportaj diye çok tatlı bir çekiliş olmuş aslında. Şanslı isim de bir kere daha elimde duruyor şu anda. Yalım Önlem olmuş. Acaba nereye gidecek tatile? Ben yine başladım değil mi tatil hayalleri? Aile muazzam. Larin başka muazzam. Yani Larin öbür programı Merve'yi konuşturur. Merve ablam söylesene bu Nefe Nerdevan diye bu kadar candan. Hakikaten hepsine çok teşekkür ederiz. Yalım Önlem'i de tebrik ederiz bu arada. Nasıl bir şey duygu sence şimdi? Yalım aldı, kazandı bunu. Sen tatilci övül olarak. Nasıl bir his bu? Nasıl tahmin ediyorsun? Yani heyecanlı olsa gerek ya. Bir kere tatil, şu anda tatil planı yoksa bile artık var. Değil mi? Bu bile yeterli. Motivasyon olur herhalde. Güzel, doğru. Ama ben bir şey kazanmadım öyle çekilişte. Evet. Bileğin hakkıyla. Soru bilerek ya da. Muazzam. Tabii ki sual bir Larin'in şansıyla. Şans ona geliyor. Süper bir şey yani. Harika. Hakikaten. Sen hiçbir şey kazandın mı öyle? Yani aslında Allah'a şükür sağlıklı ve güzel bir hayatımız var. Bence her gün kazanıyoruz ondan. Yani doğru. Çok doğru. Yani öbür türlü de böyle bir kazanç. Şükür diyecek çok fazla şey var. O kadar ya. Yani yattığın anda, kalktığın anda Rabbim Allah'a şükürlük. O kadar çok süper. Şey var ki bunların da yalınlara çıkması gerekiyor. Zaten belki bilemeyebiliriz her sualin cevabını. Bilebilir miydin bu hafta? 4 grup vardı. Bir grup kazananlar Anadolu Efes Olimpiyakos. Aha, sen bu haftanın sorusundan bahsediyorsun. Fenerbahçe, Darüşşafaka maçı, Tekven maçı diyenler vardı.
Barcelona Baskonya maçından bekleyenler vardı. Bir grupta Jargiris Kaunas Budućnost aslında dörde bölünmüştü. Bu hafta zor soracağım diye böyle bir uğraşmışım. Hakikaten zor sormuşum galiba. Çünkü 5 kişi sadece bilebildi. O zaman daha bilerek yapmadım aslında. Yani evet uğraştım ama çok böyle doğru cevaplar, güzel cevaplar geliyor. Bir tek acaba zor mu denesek dedik. Öyle gitmeyelim artık. O da daha fazla cevap olsun. Ya. O da güzel. Evet. Sahaya renk atıyor. Aslında zorluğu şuydu. Hafta bazında zordu. Çünkü zor maçlar vardı. Aynen. Aynen. Ama yine de 5 kişi doğru cevap vermiş. Biz onları hemen ekledik. 3 hafta sonra çekilişimiz olacak. Diğer doğru cevapları da kutluyoruz. Tekrar takipçilere, Koman çok teşekkür ediyoruz. Onların bu güzel desteğiyle artık Yalım yazını planlayabilir. Bakalım nerede geçirecek. Aynen. Hep söylüyorum, lütfen gittiğiniz yerden bize fotoğraf atın. Biz de en azından sizin için, sizinle birlikte mutlu olabilelim. Hadi maçlarla artık başlayalım çünkü güzel bir haftaydı. Ya şey fark ettim, bizim bundan önceki programlara bakarken her seferinde ben de şu oldu. Nereden başlayalım diye sana soruyorum. Bu sefer öyle demeyeceğim çünkü çok çok demeye başlamışım ama hakikaten öyle hissediyorum ya. Konuşacak çok şey olunca insanın kafasında böyle düşünce nereden tutup çekeceğini şaşırıyor ya, o oluyor. Euroleague'in müthiş bir değeri var yani, o kadar böyle bir tabana yayılıyor ki konuşacak çok şey ya. Çok fazla kesinlikle öyle. Konu var, ondan gayet doğal. Şöyle çevremde şey çok duymaya başladım, söz veriyorum bundan sonra başlayacağım. Şunu duymaya başladım çevremde, NBA ve Euroleague karşılaştırma zaten uzun zamandır yapılıyor ya. Herkes bu ara tesadüfen belki de abi Euroleague o kadar iyi ki NBA'den çok daha heyecanlı falan diye çok fazla duymaya başladım. Ya biri tamamen atletlerin oyunu. Hı-hı. Bir takım takımlar hariç. Ama Euroleague'e geldiğin anda oyunun zeka kondisyonu, zeka bölümü, hazırlanma bölümü, takımsal paylaşımlar daha fazla. Diğeri ne sanatıydı hatırla bakalım. Allah. Ya. Neydi o, mübalağa gibi ya, değildi. Mübalağa neydi? Olabilir. Temaşa. Temaşa. Ama bak ya, o sonundaki. Güzel. Orası seyir sanatı. Bu tarafı. Allah'ım lütfen bir daha unutmayayım. Lütfen unutmayayım. Evet, yazarız bir tarafa. diğer tarafa baktığında burası da yani üretme sanatı. Hep beraber bir takım beraberliğini yapıyorlar. Bireysellik orada çok daha fazla öne çıkıyor. Daha zevkli. Estetik değerler yukarıda. Burada da bence takım olgusu, takım planlaması ve uygulaması, hatta evdeki hesap, çarşı. Ama estetik anlamda bakarsan Euroleague'de de inanılmaz şeyler izliyoruz. Tabii işte evde hesaplıyorsun, çarşıya uymuyor. Evet. Yani ondan çok çok farklı şeyler var. Ama bence sporun güzel tarafları, bunlar anlık değişimler, çok değerli yani. Harika, tamam artık başlıyoruz daha. Yani yine bıraksan yine konuşacağız ama dilersen tabii ki haftanın maçı Anadolu Efes Olympiakos mücadelesiyle başlayan 73-65 bitti. Önemli bir galibiyetti çünkü sadece Olympiakos karşısında alınan bir galibiyet değildi, bir de ikili averaj alındı. Konuşacak çok yanı var. Böyle maçlardan sonra şeyi seviyorum, seninle konuşmayı çok seviyorum çünkü tam ders niteliğinde içinden çıkartılabilecek çok fazla nokta var, onları çok güzel yakalıyorsun. Senin ellerine teslim ediyorum, buyurun. Öyle, önce geri düştüğü anlar oldu. Şu anda ekranda göreceğiz maçın leading yani taşıma grafiğini. Anadolu Efes'in aşağı indiği anlar oldu. Ama orada bile kopmadılar. Niye kopmadılar? Bence Ergin maça çok hakimdi. İyi hazırlanmıştı. Takım ailesine cevap verdi. Atmosfer 10 numaraydı. Gerçekten çok güzeldi. Yani bizim hep daha önceki yıllardaki stüdyodaki programlar hep şeyimiz, sualimiz şuydu. Atmosfer kaç puan? Yani ki Fenerbahçe, o zaman Fenerbahçe ülkerdi. Onlar bunu yarattılar. Şimdi Fenerbahçe Beko yine Fenerbahçe tarafları muazzam bir aidiyet duygusuyla devam ediyor. O duygu ve inanç salona tamamen gelmişti. Maç bileti yoktu. Yani biletlerin sold out olması, bitmiş olması harika bir şeydi. Bu birdi. Çünkü geri düştüklerinde bile diyorlar ki burası bizim evimiz, düzen bizim, destek bizim. Buradayız. Biz geliriz. Hı hı. Aynen. Ve de geldiler. Şimdi bu birincisiydi. İkincisi Ergin çoğu koçun yapamayacağını yaptı. Yani hissetti. Şimdi evdeki hesap ve çarşı deyince evde belki bunu hesaplamadı. Ama o gece, yani bir de koçun touch dediğimiz dokunması var. Hı hı. Takımı yönetirken baktı ki Shane Larkin hakikaten çok az. Hatta çıkarken Shane Larkin biraz bencil bir oyuncu. Yani çıktığı zaman formalar dışarı çıkıyor. Kendi kendini bıraksan yani orada yani kopacak.
Onu bir tedavi etti kenarda, tekrar oyuna soktu. Bir ama orayı da bir daha hani daha detaylı konuşmak lazım galiba. Çünkü Larkin oyundan çıkarken aslında kendisi de söylüyor sonra Ergin'e. Tamam da bunu söyle, ben onun diyor bunu hırsla yapmadığını biliyordum. Çünkü orada oyunda daha çok katkı verebilme heyecanı hırsıyla tepki gösteriyor. Ben diyor sadece onu yorulduğu için oyundan almak istedim. Ama belki orada Larkin şeyi düşündü. Acaba şeyden mi, top kaybından mı? Ya bu güzel ekledin. Benim bundan hiç haberim yok. Hı hı. Yani çünkü sen evden izledin tabii. Evet evet aynen. Şansımız yoktu. Ben bunu görmedim. Ama demek ki aynı yerden çalmışız. Hı hı. Tabii ki bir de Shane Larkin Türkiye Ligi'ni oynayamıyor. Onun için varsa yoksa Euroleague var. Orada sahada kalmak istiyor. Baktığın anda Babua bizim Neci Leblebici her şeyi kaçırdı. Yani kaçırmadık şut kalmadı. Öyle bir akşamda Moorman yine Moorman'dı. Yani yine Micić gayet başarılı oynadı. Ama o skoru kopma anlarında Shane Larkin öyle bir tesadüf. Larkin ben buradayım dedi. Aynen. Aynen. Ve hatta sonunda şey dedi yani. Bunu kazanabiliriz. Ama lakin bu iki maç. Öyle olunca da yani Shane Larkin o Larkin'i aldı. İkinci maçın en kritik bölümlerinde yani o farkı 8'in üstüne çıkaracak skoru da attı. Çember altı attı. Kritik bir asist verdi. İçeri penetre etti. Karşı köşeyi gördü. En son topu da iyi savundular. Böylece bir akşamda iki maç kazandılar. Hem Olympiakos'u yendiler. Hakikaten öyle oldu. Hem finalize geçirdiler. Yani Euroleague'de bugüne kadar taraftarın, basketbol severlerin, Türk insanının Anadolu Efes'ten beklediğinin boş olmadığını gösterdiler. Yürekten alkışlamak lazım. Misic'le uyumundan da bir kısaca bahsedelim mi? Ya Misic öyle bir oyuncu ki yani kendine çok fazla özgüveni var. Ama bu haftaki senin sualin belki geçen hafta oradan çıkar gelecek olan sualin maçın içinde bir hareket yaptı. İçeri penetre etti, turnike atıyor. Hepimiz şey diye baktık. Yani turnike attı da herhalde o kadar yükseldi ki içine bırakacak ama yan taraftan biri bloklar mı diye. Ben öyle bir smaç epeydir görmedim. Yani hiç kimsenin beklemediği anda hani smacı kalkıp alkışlarsın ama smacı bir wow. Yani ne oluyor yani tam hey oluktu yani. Hey o diye öyle bir smaç gitti ve gerçekten bir turnikeyle belki momentumu 10 sayılık değiştirdi. O da çok önemli oynadı. Yani sonra Dunstan işin içine girdi. Kısa sürelerde dışarı girdi çıktı ama yani onları da işte Tibor Plyce takviye etti. Muazzam bir geceydi Anadolu Efes için. Süper. Haftanın sorusunu burada söyleyelim o zaman hazır yeri gelmişken. Biraz hadi akışı sor. Değiştirelim. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe Beko Anadolu Efes mücadelesinde biliyorsunuz Euroleague 7 Days haftanın hareketini seçiyor, maçın hareketini seçiyor. Bu mücadelede maçın hareketi kimden gelir diye soruyoruz. Bir artık tahminlere birazcık daha açık bir soru olacak bu. Çünkü çok isim var, akıl yürütebilecek. Yani. Evet. Bunun tam mantıklı cevabı olabilir yani insanlar belki Dunstan, Veseli. Ama yine kalple cevap verilmesi gereken bir soru diye düşünüyorum şey ben. Yani hiç beklemediğin anda şimdi o maçta Misic onu yapsa bence 7 Days yani hem Krosan'ı verir hem de ödülü ona verir diye düşünüyorum. Ondan güzel bir sual. Güzel bir sual. Yani yine bence katılanı çok ama bileni o kadar fazla olur mu? Hele bir de sürpriz bir yerden gelebilir. İşte biliyor musun? Bobby Dixon veyahut da Doğuş çift burgu yapmış, bir pot altı atmış falan gibi. Sürpriz açık bir sahil. Güzel. Bakalım. Umarım güzel bir maç olacağından eminim zaten ama şöyle şık hareketi bol bir maç olur diye umuyorum. Bol bol da yorumlarınızı bekliyoruz. Son bir istatistik ekleyelim ve burayı kapatalım. 26'ya 34 rebound. Olympiakos'un 34 reboundu var. 26'sı savunma reboundu. Buna rağmen Anadolu Efes galibiyetinden bahsediyoruz. Anadolu Efes'in toplam reboundu? 26. 26. Şimdi baktığın anda burada parametrenin öbür tarafta Anadolu Efes çevresinde bir şey olmuş olması lazım. O da ne biliyor musun? Çok bilerek oynadılar. Top kayıpları daha az. Mesela o baktığın istatistikte top seçimi diye bir şey yok. Ama basketbolun en önemli ayaklarından bir tanesi selection, seçmek. Yani ben şurada pas yaparız. Merve'den Pamir'e, oradan bana, ben sana bir ekstra pas, sen atarsın. Bir de Pamir zorlar, 5 kişinin üstüne merdiven dayar, tırmanır öyle atar. Şimdi ikisi de atış. Ama seninki daha rahat seçilmiş, boş atış olduğu için. Çünkü orada takımın eli var. Daha yüzdeli olma şansı çok yüksek. Öbürü de çok zorlama bir atış olduğu için düşük olma şansı, yani kaçma şansı daha fazla. Bu da nasıl oluşuyor? Bu tip atışları
eğer düzenin iyiyse, rakibi iyi analiz ettiysen, takımda gerçekten bir fiziksel formu var, bir güncel o gecenin formu var, bir de zihinsel formu var. Mental. Mental formu var. Yani eğer o şekilde oynuyorlarsa, ki Anadolu Efes öyle oynadı, o zaman bazen bu tip rakamlarda, istatistik rakamlarda geride kalsan bile oyunun tümünde onu kapatma şansına sahip oluyorsun. Oyun konsantrasyon artı bence zihinsel becerinle ve hazırlığınla. İşte bu yüzden istatistikler tam, istatistiklerden maçı okumak mümkün olmuyor. Vallahi baktığın gibi istatistik ağrı kesici gibi. Yani onsuz olma ama bir tek onlara ona da kalma. Güvenme. Aynen. Doğru, çok güzel söyledin. O zaman Darüşşafaka Tekmen Fenerbahçe Beko'yla devam edelim. 75-97 farklı bir galibiyet var. Şimdi aslında yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Darüşşafaka Tekmen çok iyi takımlar karşısında çok güzel direnç gösterdi. Bugüne kadar bize oyunuyla çok fazla şey kanıtladı. Fenerbahçe karşısında ben bir tık daha direnebileceğini düşünüyordum. Ben ne diyordum? Alır gider maçı diyordun. Niye alır gider diyordum? Çünkü kendini bir an için empati yap. Darüşşafaka Tekmen'le oyuncuların yerine koy. Bir yere kadar dediğin çok doğru. Çok güzel kazanarak gelmişsin. Şimdi o akşam da kazanmayı istiyorsun. Ama bir atmosfer var. Eğer o gün Real Madrid ise oranın o mahallenin çocukları kim? Darüşşafaka Tekmen. Rakip Real Madrid ise. Baskonya ise Darüşşafaka Tekmen. Orada çok güzel bir ambiyans var. Yani Unique'de yemesi, içmesi, sohbeti, kahvesi, şunu içeri giriyorsun. Etrafta bir Fenerbahçe atmosferi var. Ne konuşuyor o insanların? %80'i basketbol konuşuyor. Girerken ne diyor? Abi Darüşşafaka Tekmen iyi oynuyor ama çok altlarda diyor. Yani hemen hemen en altta diyor. Düzeliyorlar, iyi yere geliyor. Fenerbahçe Doğu, Fenerbahçe Beko en tepede. Yani bu maç diyor en sonda yine Fenerbahçe oluyor. Bu kime seyahat ediyor? Maçı seyreden aileye, arkadaşa, eşe, dosta ve oyuncuya. Onlar da o havada oynuyorlar. Yani işin algısı ama doğru algısı. Yani fake algı değil. Doğru algı tamamen şey oluyor. Oyunda kal ama baba bu akşam zor be. Aynen böyle oluyor. O da insanı full gücünü vermeden frenliyor. Bence bundan dolayı ben öyle bakıyordum. Yani Darüşşafaka Tekmen'in atak yapması, maçta Fenerbahçe'ye Beko'yu sıkıştırması için ne olması lazım onu bulamıyordum. Hakikaten maçı izlerken de öyle bir şeyi pek bulamadım. Zaten çok büyük bir güç dengesi vardı. Ama yani genç oyuncular, özellikle Mert, baktığın anda Darüşşafaka Tekmen'de muazzam bir oyun vizyonu var. Biraz çekingen şimdi. Ama Selçuk hep onu iteledikçe... Biraz kilometre lazım galiba. Aynen, kilometre lazım. Biraz itmek lazım. Hadi aslan kardeşim bunların avantajını kullan demek lazım. Ya çünkü Darüşşafaka Tekmen seneye yürüyüp oynamayacak çok büyük ihtimalle. Lige bunların yansıması lazım ki ligi kazansınlar. Yani daha doğrusu ligde Avrupa derecesini kazansınlar. Euro Cup'tan bir sene önce aldıkları kupadan devam etsinler. Mücadele edebilsinler. Aynen, onun için yani kaybetseler bile Euro Ligi yaşarken kazanacak çok şeyleri var. Süper, peki şimdi bir de diğer maçlara bakalım. Sen geçtiğimiz hafta 8'de kaç yaptın? 8 yaptım ya. Beni kandıramaz, herkesi kandırırsın ama beni asla. Ne? Şey Barcelona, ben bir tek Maccabi... Sen bir orada yanıldın ama orada da risk alıyorum demiştin. Evet. Yine bahane değil, bahane kabul etmiyorum. Doğru, risk aldım. Almasaydın risk. Aynen, doğru söylüyorsun. Kimse, ama... risk al dedi. Yani risk alınacak maçtı çünkü risk aldığına değer bir maçtı. Yine detaylarını konuşuruz. 87-83 bitti. Maç nerede ilk defa 4 sayı oldu biliyorsun değil mi? Sonunda. Evet, onca son çeyrek. Yani hiç kopmadılar ki birbirlerinden. Yani risk alınacak maç, bir maç varsa o da buydu herhalde bu hafta. Ne diyorsun? Yine ben bir istatistikle geleyim mi? Gel, sana gel. Önce 40 rebound Milano'nun. Kaçı savunma? 32'si savunma. Çok iddialı rakam. Maç reboundunu savunma olarak almışlar. Diğer tarafa zıplama geliyoruz. 37 rebound var toplamda. 15'i hücum, 22'si savunma. Yani hemen hemen herkes kendi savunma reboundunu almış aslında. Maccabi daha aktif oynamış. Tabii o da bir daha atlet bir takım. Maccabi onun avantajını yaşıyorlar. Ama tabii bu reboundun yanında da bence Curtis muazzam bir akşam oynadı. Çok yüzdeli attı. Ama şimdi bu tarafta Shane Larkin'i söyledik. Buraya da gelirsen
Matt James var. Yani o da şey, çok böyle bencil diyebileceğimiz, yani dur ağam ben oynayayım. Ama o her akşam söylüyor ona, böyle ayda bir, iki ayda bir demiyor. O da çok güzel oynadı. Asist yaptı. Onun daha da önemlisi 5 veya 6 ribaundu onun. Yani o 40 ribaundluk akşamda Matt James de onları karıştırdı. Savunma ribaundu aldı. Bir tane galiba hücum ribaundu var. Şimdi böyle olunca bence bu Piaget'in şansı oraya hak eden Nunnally artı işte baktığın anda Mindaugas çok akıllı. Nunnally'e şöyle bir parantez açalım zaten. Aynen. Yani o kadar iyi savunma yapıyor. O maçı da çok iyi oynadı. Yani bence tahminlerin üzerinde oynadı. Diğer tarafa Maccabi'ye geldiğinde de zaten orada bir tane yaramaz çocuk var. Yani onların da Mike James'i Bill Beckham. Ama şimdi onun yanına Jeremy Pargo da geldi. Yani onlar için yani o maça akşamleyin bir tane Curtis'e top versen, bir James'e versen, bir Bill Beckham'a versen, bir tane de Jeremy Pargo'ya versen. İnan dört topla çok mutlu bir akşam yaşarlar. Ama o tek topta mesela Michael Roll müthiş oynadı. Ama süreyi alamadı. Yani benim gördüğüm Yani'nin bundan sonra, yani Maccabi Tel Aviv'in daha iyi gitmesi için Yani buna çözüm olması lazım. O da sıralamayı yapması lazım. Yani eğer zaman zaman daha önce David Blatt'ın yaptığı gibi Bill Beckham'ı sokayım yani tarzında, yani o takımı çalıştırmadı Bill Beckham'ın takımı Maccabi'de ama onu sokayım, oradan Jeremy Pargo'yu alayım, tekrar bir Michael Roll'u döneyim de bu işin dönmesi çok zor. Bir şekilde İlk ikisini bulması lazım. Bir de artık acil bir refleks gösterilmesi lazım. Zaman gitgide azalıyor. Evet, çünkü iyi getirdiler bir yere kadar. Sağlarını da kazanıyorlar. Ama eğer X8'de olacaksan... Deplasman karnenin de, evet. Aynen öyle. Peki bir diğer önemli, haftanın böyle en önemli maçlarından Roma Baskonya'ydı. Bunu zaten konuşmuştuk geçtiğimiz haftada. 77-67 Barcelona üstünlüğü var. Tahminlerim de bu yöndeydi zaten ama maçla ilgili de birkaç bir şey konuşmak lazım. Çünkü yine durduramadım kendimi konuştukça. Güzel, konuştum. Çünkü Serapini buldum maçtan önce. Aynen, kim tutacak diye konuşmuştuk. Bir de onun dışında maç başlarken, ya zaten başlarken bitti, 20 sayılık bir fark vardı. Son çeyrekte belki bir tık Baskonya'nın baskısıyla fark biraz daha kapandı ama hep 20 sayılık fark aldı gitti. Yani 10 kapanma şeydi yani, artık çocuklar kalkın toparlanıyoruz. Derken, hani bari kaybediyoruz ama aynen, fark azalsın. Yani orada Barcelona şeyleri toplarken formları falan 2-3 tane daha attılar. Yoksa maç çoktan bitti. Bitmesinin doğru, Serapin'e tamamen katılıyorum. Çok da ribandu da var. Yani müthiş bir atletizm kattı. Ve kendi yerinde sağlamlaştırmaya başladı. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu tip büyük olmayan takımlara karşı, çok düzenli seni savunmayan, yani stratejisi derin olmayan takımlara karşı orada ön plana çıkan oyuncu Hörtel. 9 asisti var öyle. Yani Hörtel yine iyi akşamlarından birini oynadı. İsabetli attı. Şimdi bir Euroleague maçında... Hörtel her hafta kendini konuşturuyor zaten. Evet, 9 asist. Yani ya öyle konuşturuyor ya böyle konuşturuyor. Ama baktığında Barcelona'nın evinde kazanması gereken maçlardaki önemli unsurları. O akşam hiçbir zaman için evindeki, yani daha altta oynadığı takımlara korkulu rüya yaşatmıyor. Yani şunu demiş gibi, yani zayıf takımları bırakın ben hallederim. Siz bizim üstümüzdeki sert takımlara bakın çünkü sertliği sevmiyorum. Şimdi o durumda Anadolu Efes Barcelona maçı, ki burada o maç çok önemli olacak. Hörtel'in bir davranış biçimi var. Eğer Hörtel'i oyunda savunmada çok hırpalarsan, o da bir insanoğlu, biliyor savunmada kullanıldığını. Sen burada konuşuyorsun, ben konuşuyorum. Hörtel bilmiyor mu İnsanlar onun savunmasının zayıf gördüğünü, yani kullandığını? Elbette biliyor. Kullanırsan üst üste iki post-up yap, bir üzerinden oyna, onu yanında birebir bırak. Oralarda bir mahcubiyet duygusu yaşıyor gerçekten. O da onu böyle iyice aşağı indiriyor. İnşallah buralarda yapacağını yaptı. Buradaki yine Anadolu Efes'in o taraftarıyla, yine Ergin'in düzgün ve önceden çok böyle çalışılmış, yerleşmiş kurgularıyla o maç bundan sonraki haftaların bence en önemli final maçlarından biri olacak, Anadolu Efes-Barcelona maçı. Süper. Dilerim ki her maçı uzun uzun konuşalım ama süremiz gitgide azalıyor. Oynanacak maçlara bakmadan önce sana gelen bir soru var, hemen iletmek istiyorum. Metin Kaya demiş. Sormak istediğim bir soru var. Alt yaş gruplarında başarımızın sırrı olarak sistem takımları olmamız söylenirdi. Yani diğer bir deyişle koç takımı olmamız sebep olarak gösteriliyordu. Bugün bahsettiğiniz Yunanistan'daki yetişme tarzını da düşünürsek, bizim de bu oyuncular üst yaş gruplarına geldiğimizde çoğunlukla kaybolan bu gençler yerine yetenekli oyunu çok iyi bilen, aklıyla oynayan yetenekler yetiştirmemiz gerekmez mi? Veya olmamasının sebebi ne?
kısaca bir hemen cevaplayalım. Oynanacak gerekir maçlara tabii ki, gidelim. Gerekmesi için de altyapıda bir tek maç kazanmaya değil, diyor ki yetenekli ve akıllı oynayan oyuncular. Hı hı. Akıllı oynayan demek programı yapman lazım. Yani video seyretmen lazım, oyuncularla konuşman lazım. Yetenekleri seçtikten sonra yetenekleri de iyi yetiştirmen lazım. Bu da nasıl olacak? Yani maç kazanmak önemli değil, oyuncu kazanmak önemli şeklinde düşünmeye başladığımız anda. Mentaliteyi buraya çektiğimizde. De sevgili kardeşimizin yani olumlu isteklerine cevap vermiş oluruz. Çok güzel sormuş ama tebrik ediyorum. Ve teşekkür ediyoruz bu güzel soru için. Hadi oynanacak maçlara bakalım. Güzel bir hafta bekliyor bizi. Saat 20'de Kimki Milano ile karşılaşacak. Kimki Milano. Milano çıkışta. Yani yine bir sürprize gideyim ben ya. Hadi git. Gideyim çünkü bu kadar çıkışta olan takım çok formdalar, atıyorlar. Hı hı. Yani Nani'nin kattığı çok. Misis katılmıyor. Misov katılmıyor epeydir. Onun da katılacağını umarak sürpriz oynayalım ve Milano diyelim. Peki. Dilim varmıyor söylemeye. Fenerbahçe, Beko, Anadolu, Efes mücadelesi. Of. Gerçekten kolay maç. Dilim varmıyor, yüreğimde dayanmayacak muhtemelen. Neden? Çünkü Türkiye Kupası maçını Anadolu Efes 5 yabancı ile oynuyor. Birçoğu tribünde, 3 tanesi tribünde. Şimdi onlar da sahada olacaklar. %100 burada bir Ergin'in hazırlığı olacak. Şimdi buraya baktığında maçın favorisi kim? Birinci, sahada, ev, ambiyans, atmosfer, Fenerbahçe, Beko. Yani bu da underdog dediğimiz, yani hesap edilirken daha arkada düşünülen taraf Anadolu Efes. Ergin bunun avantajını kullanmaya çalışacak. O burada işte favori neden olduğunu çok iyi biliyor. Daha sert oynuyor, daha iyi savunma yapıyor. Ama içeride Yan Veseli'nin dönmesi, ki geçen hafta döndü ve Darüşşafaka tekrar maçında iyi döndüğünü gösterdi. Şimdi bu haftayı mutlaka daha iyi geçirdi. Daha da iyi dönecek. Çok zevkli maç olacak. Yani benim mesela maçın bu sayısal grafiği var ya, zannetmiyorum ki böyle gitsin bir takım. Yani bunlar olacak. Biri inecek, öbürü çıkacak. Hakikaten keyifli maç olacak. Lütfen o saatte Perşembe günü randevuları iptal edelim, ama 28'inde sahada yerimizi alalım. Sahaya gelme şansına sahip olan mutlu insanlar diyelim. Diğerleri de ekran başında. Asla kaçırmasınlar diyelim. Basketboldan bile öte, yani davranış, hazırlanma, netice, Euroleague'de iki takımda ilk dörtte olması tamamen bir spor derbisi. Türk spor derbisi desek çok abartmamış oluruz. Bir de kaliteli iki basketbolu karşılaştıran bir maç olacak işte. Aynen, İşin aynen. Güzel yanı. Yani ev avantajı, bulunduğu yerin pozisyonu avantajı, o ülkeler arasındaki aidiyet duygusu Fenerbahçe'yi mutlaka bir adım daha öne çıkartıyor. Onlar daha şanslı Fenerbahçe. Ama baktığın anda Anadolu Efes'te onlar da maçı bırakmayacaklar. Yani kazanan tarafın Fenerbahçe olması kimseye sürpriz olmayacak. Anadolu Efes de sürprizi yaratmaya çalışacak. Harika. Hemen hatırlatalım. Maçın haftanın sorusu da buradan gelmişti. Maçın hareketini kim yapacak, imzayı kim atacak diye sormuştuk. Unutmadan bir de o gözle izleyelim maçı. Tabii şey, Seven Days'in seçtiği. Evet. Tabii. Euroleague tarafından seçilecek kim olacak diye soralım. Maçtan sonra hemen açıklanıyor zaten. Aynen. Tabii ki maçtan sonra yapmayın lütfen yorumlarınızı. Bunları görüyoruz. Maccabi Tel Aviv, Darüşşafaka ile devam edelim. Zor. Yani Darüşşafaka Tekfen'in hatırla, ben Real Madrid evdeki maçta sürpriz bekledim. Budusnos'u yenebileceklerini bekledim. Ama burası zor çünkü burada yani Maccabi'nin yükselmek için o puana ihtiyacı var. Çok sert oynayacaklar. Atmosfer çok baskın olacak. Yani onların maçı bence bir hafta sonraki evdeki Panathinaikos maçı olacak. Bu maçta ona bir hazırlık olacak diye düşünüyorum. Yani inşallah kazanırlar. Ama çok büyük bir sürprize imza atmaları gerekiyor. Peki, Baskonya Zalgiris. Baskonya Zalgiris. Zalgiris bayağı düşüşte. Yani evinde kazandığı Budusnos ama o zaten Zalgiris Karnos'un kazanması gereken bir maç. Baskonya'yı daha yakın görüyorum. Sanki Zalgiris mutlaka uğraşacak ama yani maçın favorisi de kazananı da Baskonya olacak diye bakıyorum. Gran Canaria Panathinaikos. Bak, bu maç haftanın en zor maçlarından biri. Neden? Çünkü bir tarafta tamamen atan ama bilinçli atan Gran Canaria. Fakat şeyi belirli, seviyesi belli. Öbür tarafta Panathinaikos, işte top Kalajic'te değilse oyunda kontrol aşağılara iniyor.
Ama yetenekleri, bireysel yetenekleri var. Hı hı. Onlar da aşağılara indiler. Bir kupa maçında sıkıntılar yaşadılar. Zor bir Olympiakos, Panathinaikos artık orada maalesef savaştan çıkarak geliyorlar. O %100 önlerindeki bir haftayı da yansıyor. Panathinaikos favori ama Gran Canaria yenerse hiç sürpriz olmaz. Madem sürpriz bakıyoruz, alırız orada Gran Canaria diyorum. Peki, bir sonraki gün Budućnost Bayern Münih. Şimdi Budućnost çıkış yapmaya çalışıyor. İyi de oynuyorlar. Bayern Münih tamamen oynuyor, fiziksel oynuyor. Yani şimdi bir Sırp koçla oraya gidiyorlar. O kendi varlığını, neler yaptığını göstermeye çalışacak Karadağ'da. Normalde maçın fiziksel favorisi Bayern Münih. Budućnost oyunda kalacak ama tam böyle bir 50-50. Ortada bir maç. Hangisine dersin? Sen söyle bunu da. Senin dediğine ben evet diyeceğim. Budućnost diyelim buna. Ev sahibine verdim. Evet. Ben de ev sahibiydim. Gönlümden Bayern Münih geçmesine rağmen. Yani onu diyecektim ama seni takip ediyorum. Ben Peki. de Budućnost diyorum. Az kalsın unutuyorduk. Neyse dur hemen. Olympiakos CSKA Moskova. Bu muazzam bir maç. Bilmiyorum Spanyol oynayabilecek mi? Hı hı. Ama kenarda banka baktığım anda o günde galiba ufak böyle bir sağlık tansiyon sorunu varmış David Blatt'ta. Anadolu Efes maçında. Donuk görüyorum onları kenarda. Bu onların kurtarış maçı. Ama CSKA Moskova'nın da tamamen var olma maçı. Bu da bir 50-50 maç. İki tarafa da gidebilir. Ama ev sahibi avantajından dolayı da biraz işi dekola şey yapacak. Ben yani burada CSKA derdim galiba ev sahibi. Niye? Ev sahibi mi? Hayır, ev sahibi avantajını bir kenara bırakarak diyecektim. Ha. Yarım kaldır yapım. Pardon. Yani dekolo eğer ekstra gün oynamazsa Olympiakos denebilir. Ama çok ortada. Vallahi yine işin içinden burada da çıkamadım. Hadi beni dinle. Sen söyle hadi yine ya. Madem bu akşam böyle oldu sen söyle. Ben CSKA Moskova CSKA dedim. CSKA diyorsun. Tamam ben de CSKA Moskova. Barcelona Real Madrid. Bayağı şey oynadık sürpriz. Yani bu da Barcelona Real Madrid aslında hangisi haftanın maçı? İnsan şaşırır. Fener, hakikaten Barcelona, öyle. Anadolu Efes mi? Barcelona Real Madrid mi? Olympiakos CSKA mı? CSKA mı? Gerçekten Euroleague'i izlemek ve yani taraftarı olmak bile çok önemli bir, nasıl söyleyeyim, basketbol keyfi. Böyle 24. haftanın böyle artık iyice heyecanı da bastı. Evet ya, evet hakikaten aynen öyle. Maç şeyin sahasında. Barcelona'da. Barcelona'da. Real Madrid kazansın istiyorum Anadolu Efes için. Kolay mı? Değil ama hadi bunu da ben söyleyeyim. Kolay yapalım. Deplasman Real Madrid oynayalım. Çünkü Efes'in ilk dörde yerleşmesine çok önemli katkısı olacak o galibiyetlerin. Süper. Neyi unutuyorduk biliyor musun? Az önce az kalsın unutuyorduk dedim ya. Bizim Karayası. Karayası. Az kalsın kalıyordu. Hemen evet. Söyle çok Serafin Hörter. Seç birinden birini. Ha, Serafin diyeceğim. Serafin diyeceksin. Peki. Mike James'i koymazsak ayıp olur diyeceğim. Çünkü o galibiyete çok derin. Curtis'in de rolü var ama onu alalım. Larkin. Larkin gerçekten onu hak etti. Çünkü maçı hakikaten özellikle 10 sayıya getiren çoğu harekette imzası vardı. O akşamki atmosfer, yani Türk sponsorların beklediği Anadolu Efes atmosferiydi. O zaman taraftarı mı alalım bir de? Taraftarı alırsan Ergin ayıp etmiş olursun. Ergin maçı iyi yönetik evet, sadece kararlarıyla. Maçtan sonra seyrettin. Sen seyrettin, söyledin. Ergin'in ilk kararı. Maçtan sonra seyretmeyi. Yani maçtan sonra söyledin. Kararı yani Türkçe konuşsam çok şeyler ifade edeceğim de. Aşk olsun. Kararı sonra girer mi diye. O da olabilir. Taraftar da olabilir. O işin hazırlığı olabilir. Ortam muazzamdı. Ta ki anonsları yapan Mustafa'ya kadar. Muazzam bir ambiyans yarattı. Onun için bence o akşamki Anadolu Efes'in Sinan Erdem atmosferi diyelim. İçin içine... Her şeyi katalım. Evet, aynen öyle. Dört oldu aynen. O zaman değil mi? Oldu. Serafin, Mike James... Efes atmosferi. Efes atmosferi artı Shane Larkin. Ha, Shane Larkin doğru, tamam. Karası da yaptıysak hiçbir şey unutmadık sanıyorum. Ve yavaş yavaş noktalama vakti geldi maalesef üzülerek. Var mı ekleyeceğim bir şey? Var ekleyeceğim bir şey bu kadar güzel villaları kazanmak için yani biraz buraya kafa versinler. Fena bir şans değil yani aslında baktığın anda yüz olarak da çok kötü değil. Yani toplamda işte 10 kişi biliyor. Yani 20 kişi biliyor baktığın anda 100 kişiye yakın oluyor. Tabii. Ay sonunda. Ama geçtiğimiz hafta bir şekilde çok fazla doğru cevap geldi ve bu ayın şeyi birazcık fazlaydı.
kişi sayısı çok fazlaydı. Kumban sayısı. Evet, ama şuradan şans oluyor. Geçtiğimiz haftanın sonrasında sadece 5 kişi bildi. Şans yavaş yavaş artıyor tabii. Az evet. olunca kişi sayısı. Bu hafta da bence zor sual. Ama katıldığın anda işte bir tane küçük böyle ablanın bir anda o küçücük elleriyle minicik elleriyle şans sana kocaman bir tatil getirebiliyor. Bu güzel oldu. Minicik acaba, ellerle kocaman tatil. Kocaman tatil. 3 hafta sonra nasıl bir çekiliş yapsak? Düşünmeye başlayalım. Ufaklar bence harika ya. Öyle mi? Yine bir küçükle mi yapalım? Görmedim yani. Bunu düşünelim. 3 haftamız var daha bunun için. Şey yapabiliriz yani. Eğer yine Larin'i bulursak Larin Merve'ye çektirebilir. Böyle bir şey. Neden olmasın? Süper. O zaman veda vakti. Ağzına tekrar sağlık. Görüşmek üzere. Senin de ağzına sağlık. Tatil için otellere dünyanın parasını harcama. Tatilde kirala, rahat konakla. Tatildekirala.com